Selamun aleyküm, selam. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Allah hayrını yaptığın yolları kabul etsin. Amin inşallah. Mübarek etsin inşallah. İnşallah. Beste kijkers, ik ben weer naar Turkije gekomen. En ik dacht, ja, Ramadan komt eraan, dus we gaan weer vasten met gasten doen. En in die tussentijd wil ik ook elke week één video gaan plaatsen over een onderwerp. En we beginnen met wat eigenlijk vasten is. Over de dood. Over de dag des oordeels. En over de profeet. En dan hebben we een verhaal. En dat gaan we elke week hebben. Elke vrijdag om 6 uur komt de aflevering. Dus hou dat gewoon in de gaten. Schrijf het in je agenda. Ik zit naast niemand minder dan mijn leraar. We zijn nu op dit moment in Turkije. En ik begin met de vraag wat eigenlijk het vaste inhoudt. Ik ga het in het Turks doen. Dus voor de mensen die een beetje geduld hebben. Ja, en het interessant vinden. We hebben gewoon ondertiteling gedaan. Wat super veel tijd kost. Dus laat ik blij dat je daarvoor achter. Zijn mis oruç tutuyoruz. Allah Teala niye oruç tutmayı farz kılmış? Allah Teala'nın işine karışılmaz. Ben bu dinle ilgili niye sorularını biraz farklı düşünüyorum. Yani Allah Teala'nın farz kıldığı bir şeyde niye, niçin diye sorulmaz. Ama üzerinde tefekkür edelim. Yani madem ki Allah Teala oruç farz kıldı, orucun ne olduğunu bilmemiz lazım. Nedir oruç? Şimdi önceki ümmetlerde de var. Mesela Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var. Ve Adem Aleyhisselam'dan itibaren her ümmete farz kılınmış bir ibadet, namaz gibi oruç. Belli bir vakitte Allah için yemek, içmek, münasebetten kaçınmak, bu tür şeyleri terk etmek. Allah için terk ediyorsun. Bunun sonucunda ne elde ediyoruz biz? Her şeyden önce nefsimizi terbiye etmeyi öğreniyoruz. Yani elimizde imkan var, önümüzde su var, mutfağımızda yemeğimiz var, cebimizde paramız var. Ama buna rağmen Allah yasakladı diye ondan uzaklaşıyoruz. Bize helal olan bir şeyden uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla birinci nefsimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. Mesela herhangi bir hayvanı bir yere bağlasak, önüne samanı koysak veya yem koysak önüne, illaki o yeme ulaşmak için çabalar. Ama insan olduğumuzun şuurunda önümüzde yemek, içmek olduğu halde Allah Teala yasakladı diye ondan uzaklaştık. Ne oldu? Nefsimizin terbiyesini elde ettik. Bu bir. İkincisi, aç kalmakla dünyada şu anda fakiriyle, zenginiyle, hatta hayvanıyla, insanıyla bir sürü yemeğe ulaşamayan, bizim gibi ciddi beslenemeyen bir sürü insan var. Uygunsuz beslenen, yetersiz beslenen bir sürü insan var. Açlıktan vefat edenler var. Bu manada aç kalmakla onların halini de bir nevi empati yapıyoruz. Onların halini de yaşıyoruz. Evet, aç kalınca şunlara sebep oluyor diye. Bu ve benzeri birçok faydalar sayılabilir. Önünde imkanın varken Allah için o imkanı terk etmek en güzel netice veren, nefsi terbiyede en güzel netice veren husustur. Aslında niye her gün yapmıyoruz? Niye her gün yapmıyoruz? Güzel bir soru. İhtiyacımız olduğunda yapmak, her gün yapmaktan daha iyi. Mesela her gün belli saatte yemek yiyoruz. Mesela kahvaltıyı, işte saat 8'de kahvaltı yaptık. Akşam 8'e kadar öğlen yemeğinde ufak tefek atıştırdık. Alışkanlık haline geldi mi ne oluyor? O saat geldiğinde vücut istiyor. Onu gördüğün zaman da bir daha ona ihtiyacın kalmıyor. Şimdi orucu da her gün tutmaya kalksak ne olur? Vücudumuz ona alışır. Ona alıştığı için de artık bizde herhangi bir ehemmiyeti olmaz. Bir ay özellikle kendimizi tecrit ediyoruz. Bu tür helallerden uzaklaştırıyoruz. O da belli bir süre. Bizden önceki ümmetlerde mesela konuşmak da yasak. Bazı ümmetlerde. Yani mesela imsak vaktinden güneş batıncaya kadar
yeme içme yasak ya bizde. Bizden önceki ümmetlerde konuşmak da yasaklanmış. Ama onlar da 3 gün. Hazreti Meryem kıssası anlatılırken mesela 3 gün oruç tutuyor. Oruç tuttuğu zaman da konuşmak da yok. Bizde Allah Teala konuşmayı serbest bırakmış. O da ümmetimize, bizim ümmete Allah Teala'nın rahmetini gösteriyor. Her gün olsa alışkanlık olur. Alışkanlık olduğu zaman da bu sefer ne empatiye faydası olur, ne nefsani terbiyeye faydası olur. Şimdi oruç tutarken sizin bildiğiniz vücuda ne faydalar var? Vücudun dengesini oturtuyor. Yani tıpçılar daha iyi bilir belki. Aç kalmakla, yani belli bir süre aç kalmakla metabolizme düzene giriyor bir ay içerisinde. Toksit diyorlar. İçindeki zehirli maddeler vesaireler insanın dışına atılıyor. Dinçleşiyor insan. Bir ay sonra dinçleştiğini hissediyor. Yani tıbbi faydasını doktorlara sormak daha güzel. Ya şöyle söyleyeyim, ben bazen Mayıs'ta oluyor, bazen Haziran'da oluyor. Hı. O neden? Bazen Mayıs'ta, bazen Haziran'da oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicri takvimi emretti. Hicri takvime göre biz oruç tutuyoruz. Malum dünya yuvarlak ama belli bir derece açısı var. Yamuk duruyor. Yamuk durduğu için de gece gündüz farklılıkları oluyor. Yaz ve kış oluyor. Dünyanın özelliği bu. Eğer dümdüz olsaydı o zaman mevsimler olmazdı. Her yerde, yani belli bölgelerde hangisinde kış varsa kış, hangisinde yaz varsa yaz devam ederdi. Ama eğik olduğu için dönüşümlü. İşte o oğlak ve yengeç dönenceleri arasında işte tropikal iklim var. Onun dışındakinde 4 mevsimi görmeye başlıyor insan. Bu manada hicri takvime uyarak oruç tuttuğumuzda 33 senede bir aynı mevsime denk gelir. Dolayısıyla oruç tutmaya başladım. 30 sene sonra veya 33 sene sonra hem yaz hem kış hem uzun günlerde hem uzun gecelerde oruç tutmuş oluyorum. Yani senenin her gününü bir nevi oruçlu geçirmiş gibi oluyorum. Ben gençken bizim mahallede böyle derlerdi. 11 ay Müslüman gibi yaşamazsın, 1 ay Müslüman gibi yaşarsın. Şimdi şüphesiz Allah Teala'nın özel kıldığı günler, aylar var. Yani Ramazan-ı Şerif ayı da o özel kıldığı aylardan bir tanesi. Bir hadis-i şerifte mana olarak söyleyeceğim, metin olarak söylemeyi. Bir hadis-i şerifte Recep ayını Allah Teala kendisine tahsis etmiş. Şaban ayını Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tahsis etmiş. Ramazan ayını da ümmetine tahsis etmiş. Yani Ramazan ayının başından sonuna kadar orucunu tuttu bir insan. Ondan sonra teravihlere gitti. Hayır hasenat yaptı. Zekatını verdi. Ramazan'ın sonunda sanki bütün günahlarından kurtuldu. Cennete girdi gibi bir de Allah Teala bir gün ona eid veriyor. Bayram veriyor. O bayramda sanki cennete girmiş gibi, yani yasaklar kalktığı için sevincini ifade ediyor. Dolayısıyla bunu ümmetin rahmeti için özel kılmış Ramazan ayına. Tabii tevbe kapısının açık olduğu, ibadete, Allah'a yaklaşmanın daha güzel olduğu, bereketli bir aya gelince insan ister istemez. Yani normal senenin içerisinde de aşağı yukarı bir Müslüman gibi yaşasa bile Ramazan-ı Şerif geldiğinde gece ibadetlerini artırmayı, ondan sonra zikrini, tesbihatını artırmayı, sonra oruçla beraber Kur'an-ı Kerim okumayı artırıyoruz. Her halvekarda Ramazan ayını Allah Teala bize rahmet için verdiyse, o rahmeti hak etmek için biraz daha gayret gerekiyor. Bu arada gevşek Müslüman, zayıf Müslüman da ne yapıyor? 11 ay boyunca namaz, niyaz, hiçbir şey yok. Ramazan ayı gelince Müslümanlığını hatırlıyor. Allah'ın rahmetini hatırlıyor. Müslümanca yaşıyor. O da kar kardır. Bir ay da olsa. Senede kârdır. Hiç tanımamaktan iyidir yani. Evet. Ve
Ya değişmek de bayağı zor çünkü insanlar da hani şimdi oruç tuttum dediğim tamam. Ben artık Müslüman gibi yaşamak istiyorum, namazımı kılmak istiyorum ama hayatım boyunca hiç kılmadım. Etrafımdaki insanlar da diyecek, hocam oldun, şöyle mi oldun? Ondan da insan biraz çekiniyor, biraz geride kalıyor. Ya öyle çekinmeye gerek yok. İnsanız, madem ki insan olarak Allah Teala bizi yaratmış, diğer mahlukattan, yani diğer hayvanattan, bitkilerden, işte hatta taştan, madenlerden farklı yaratmış bizi. Yani dikkatli baktığımızda insanın içerisinde ne kadar maden varsa hepsinden bulabilirsin. Fosforu bulursun, demirini bulursun vesaire vesaire. İnsanın içerisinde aslında bambaşka bir dünya daha var. Yani her bir hücre yaşayan bir hayvan aslında. Doğuyor, büyüyor, çoğalıyor ve ölüyor. Ve bu arada besleniyor. Beslemek için de çaba sarf ediyor. Bizim gözle görmediğimiz bir sürü mahlukat var. Öldüğümü atılıyor, deriden atılıyor. İşte terden, ifrazatlardan vesaireden atılıyor, geçiliyor. Bu insanlığımızı bir şekilde hatırlamamız lazım. Özellikle Allah Teala'nın farz kıldığı namaz gibi, oruç gibi meselelerde kim nasıl kınarsa kınasın, kulak arkası yapıp o işe sımsıkı sarılmamız lazım. İnsan düşe kalka büyüyor. Yani Ramazan-ı Şerif geldi, ben işte namaza niyaza başladım. Biliyorum ki namazdan, Ramazan'dan sonra namaz niyaz gevşeyecek. İşte Ramazan'dan 10 ay sonra belki hiçbir şey kalmayacak. Ama bir sonraki Ramazan'da gene Müslümanlığımı hatırlayacağım. Bir adım bir adımdır. Ki Allah Teala'ya doğru yürürken, işte mecazi söyleniyor. Kul bana yürüyerek gelse ben ona koşarak yanaşırım. Yani biz Allah Teala'ya birazcık yönelsek Allah Teala daha büyük mukabele yaparak, daha güzeliyle mukabele yaparak bizi rahmetiyle sarıyor. Bu manada bakmak lazım, fırsat değerlendirmek lazım. İnsanların kınamasına bakmamak lazım. Çünkü insanların kınamasına bakan insan yolunu karıştırır. Şimdi mesela buradan herhangi bir yere gideceğim ben. Ne kadar fazla insana sorsam, biri diyecek ki ara yoldan git, öbürü diyecek ana yoldan git, belki diyecek filanca köy manzarası daha güzel oraya git, öbürü diyecek otobüse git, belki diyecek uçakla git. Şimdi ben de bildiğimi yapmam lazım. Ya uçakla git diyenin sözünü dinlemedim diye o beni kınayacak. Bunun bir manası var mı? Yok. Dolayısıyla Allah'a ibadet etmekte kimsenin kınamasına bakılmaz. Fırsat değerlendirmek lazım. Bizim yaratık bir tane kardeşimiz var. Bayağı genç, 14 yaşında Müslüman oldu ama annesi babası bilmiyor. Şimdi bu oruç tutarken kendisi belli etmiyor, söylemiyor. Böyle kardeşler için sizin tavsiyeniz var mı? Yine çok zor bir olay. Yani benzerini, o kadar ağırını değil belki ama benzerini yaşadık. Biz askere gittiğimiz dönemde işte Türkiye biraz farklı bir coğrafyaydı. O dönemde Türkiye'deki Müslümanları devlet biraz fazla baskı yapıyordu. Asker toplandı içtima alanına. Komutan çıktı. İşte nöbet tutmak, işte içtimaya gelmek, işte şunu yapmak, bunu yapmak, askerlik yapmak da bir ibadettir. Oruç tutmayacaksınız dedi. Şimdi o dönemde oruç tutmaya gayret ettik. Sahur vermediler. Özellikle bizim tayinimiz çıkıyor. Yani normalde bizim yemeğimiz çıkıyor. Ama kaçta çıkıyor? Güneş doğduktan sonra çıkıyor. Getiriyorlar kahvaltıyı. Veya işte akşam yemeğini erken veriyor. Ya soğumuş oluyor ya başka türlü oluyor. Belli bir sıkıntı çektik. Sonra işte bir şekilde alıştılar. Ama gerçek manada ibadet edenle İşte öbür türlü bir sene yatıp da çalışanlar arasında da bir fark meydana geldi. Yani eğer serbest olsaydı diyelim ki 100 kişi oruç tutacakken yasaklandığı için 10 kişi oruç tuttu. Bunun gibi bir şeyler oldu. Zor olay. Yani insanların kınaması veya karşı çıkması ve onunla beraber
Oruç tutmak, hele hele gayrimüslimlere anlatmak daha zor olur. Allah kolaylık versin. Mümkün mertebe kırmadan ama dinimizden de en ufak taviz vermeden yolumuza devam etmemiz lazım. Kırmayacağız ama yolumuzdan da taviz vermeyeceğiz. Yani İslam'ımızdan, Müslümanlığımızdan taviz vermeyeceğiz. Oruç terk edilmez ama bir şekilde izah etmeye de çalışacağız. Terk edilen ne olur? Günahkar olur. Yani günahkar olur. Allah Teala dilerse günah işleyeni affeder. Dilerse azaplandırır. İman ehli olduktan sonra böyledir usul. Ama biz kul olarak Allah Teala'nın bizi affedip affetmeyeceğini ya da affedip affetmediğini bilmiyoruz. Onun için onun affına yaraşır şekilde yaşamamız lazım. Yani şimdi öldüm, ne cevap vereceğim? Mesela. Böyle bir yaşamak lazım. Evet. Son soru mesela. Şimdi bazı arkadaşlar da böyle sorular soruyor. Ben oruç tutmadım gençken ama kaç gün, kaç ay bilmiyorum. Hesabı basit. Her insan bali olduğu, ergenliğe ulaştığı zamanı en azından az çok tahmin eder. Mesela 13 yaşında veya 14 yaşındayken, işte bahardaydı veya sonbahardaydı gibi az çok bilir. O seneden itibaren hesabını yapar. Bazen tuttu, bazen tutmadıysa şöyle gönlüne sorar. Ne kadar tutmuş olabilirim? İşte her Ramazan başında 3-5 gün tutuyordum, sonunda 2-3 gün tutuyordum. Dolayısıyla 5-6 gün tutmuşluğum var. Hadi 5 gün kabul ederim, 25 gün borcum var diye bunu tahmin eder ve bu manada her güne bir gün kaza eder. Herhangi bir zamanda, yani Ramazan'ın dışında herhangi bir günde, her güne bir gün olmak üzere kaza eder. Tahminle hesabını yapabilir. Hiç bilmiyor veya da hiç tuttuğunu hatırlamıyor. O zaman her sene kaç? 30 gün var. 30 günden hesap edip işte şu kadar senede şu kadar gün yapar. Bu manada kazalarını yapar. Kazaları yaparken de kendini sıkıntıya sokmasına gerek yok. Mesela pazartesi ve perşembe tutarsa ne olur? Hem pazartesi tuttuğu için, perşembe tuttuğu için bunlar mübarek sayılmış. Senenin içerisinde tutulan oruçlarla ilgili sevabı daha fazla. Dolayısıyla perşembe ve pazartesi günü kaza orucu tutmakla aynı zamanda nafile sevabı da almış olur. Böyle bir de kâra geçmek var. Bunu gözeterek bir an önce oruç kazalarını tamamlamaya çalışır. Bir de karamsarlığa gerek yok. Diyelim ki benim 10 senelik orucum var 300 gün. 300 gün 1 sene yapar. Yani Ramazan ayını çıkar neredeyse 1 sene. Bir de bayramlarda oruç tutmak yasak. Ben başlasam 300 gün biter mi dememek lazım. Bu sene işte 5 tane tuttum. 5 kaza yaptım. Önümüzdeki sene 10 tane kaza yaptım. Ondan sonraki sene 20 tane böyle böyle başlarım. Başladıysan bir ibadete Allah Teala onu tamamlamış kabul eder. Eğer ömrün yetmezse. Ama başlamadıysan o zaman zor. İşimiz zor yani. Cevabı zor olur. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür. Allah Teala şimdiden Ramazan-ı Şerif'i mübarek kılsın. Hakkıyla oruç tutanlardan eylesin hepimizi. Ve orucun sonunda da iki türlü bayram edenlerden etsin. Hem dünyada böyle arkadaşlarla, eşlerle, dostlarla bir araya gelmek manasında sevinç günü. Aynı zamanda da Allah'ın huzuruna tertemiz, günahlardan arınmış olarak gitmeyi nasip etsin. Ja, beste mensen, nou, dat was het onderwerp vaste. Ik hoop dat jullie er wel, ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. Ik vond het super tof. En als ik het ook tof vond en als jullie nog meer vragen hebben, laat het gewoon weten in de comments. En ja, de rest, jullie weten wat ik altijd vraag. Zullen en jullie mogen abonneren. Dat is ook altijd goed. En vrijdag om 6 uur elke week, dus hou dat gewoon goed in de gaten. De volgende onderwerp is het dood. Tot volgende week.